Yaptım. Ardan gönüllü, Ardan'a hizmet eden, başta Sayın Aykut Karagöz Başkanımız bizden önceki dönemde Serhat Ardan Spor'a yapmış olduğu katkılardan dolayı şahsım ve ekibim ve tüm Ardanlar adına kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bugün de aramızda katıldığı için bizi mutlu etmiştir sizler gibi. Yine şu anda AS Başkanımız Sayın Hilmi Topçu'nun gerçekten fedakarlıkları, belki biz ekonomi olarak kendisiyle birlikte çok şeyler yaptık ama Hilmi Başkan'ın ekonomiden ziyade bir de oğlunu Serhat Ardan Spor'a okulundan etti. Bizim 10 numaramızda oynayan Muhammed Enes Topçu'da onu da bize çok koşturuyor. Onun için ben şahsım ve yönetim adına, Ardan adına ona da teşekkür ediyorum. Yine bugün aramızda Arda Fethi'nin kurucularından kıymetli Şemistan Hocam aramızda, ona da teşekkür ediyorum. Mutesem abim aramızda, ona da teşekkür ediyorum. Ve diğer yönetimdeki arkadaşlarımız, başka tarafta duran arkadaşlarımız. Hepiniz birbirinizden şüphesiz Ardan için hizmetleriniz ortadadır. Şimdi bizim amacımız şu. ikinci yarı başlıyor. Şu anda Serhat Ardan Spor'a biz hocayla birlikte 8 tane daha futbolcu transferi planladık. Bunları devreye koyduk. Bunlar bitme aşamında. İkinci dönemde daha güçlü bir ses getireceğiz. Çünkü biz birinci dönemde çok ekonominin kapısını açtık ama acemi birliklerimizden dolayı istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Çünkü biz gerçekten spor kulüp başkanlığı bir tek koltukta oturmayla olmuyormuş. Çok meşakkatli bir iştir. Çok zor bir iştir. Bu bizim alanımızın dışında olduğu için biz bunun acemi birliğinde maddi manevi çok büyük sekteye uğradık. Bunu şimdi anlatmakla tabii ki sizin kıymetli zamanınızı almak istemiyorum. Hedefimiz şu. Hedefimiz birincisi, biz Serhat Ardan Spor'a tesis yapmadığımız müddetçe Serhat Ardan Spor 100 tane başkan da değişse aynı ligde kalacak, hiç başarı elde edemeyecektir. Nedenlerinden bir tanesi, takdir edersiniz ki Ardan zamanı geliyor -30 dereceye giriyor kıymetli arkadaşlar. Şimdi batıda gidip 20 derece sıcaklıktan gidip -30 derece bir futbolcu sana verimli olamaz. Yani bu paraya dayalı bir iş değildir. Tabii ki ekonomi çok çok önemli bir konumdur. Ama bunları biz hiç hesaba koymamışız. Dün de koymamışız. Bugün biz şahsım olarak ben ve yönetim de koymadık. Bunun için bizim bir an önce bir tesis yapıp şehrimizdeki çocuklarımızı yetiştireceğiz, kardeşlerimizi yetiştireceğiz. Kendi bünyemizde dışarıda birkaç tane futbolcu takviye edip ancak ve ancak üçüncülük, ikincilik, hayal ettiğimiz birincilik bu yoldan bu başarıya ulaşırız. Onun için şu anda ben, yönetimdeki kıymetli arkadaşlarım, siz değerli duyanlarımız canla başla bu mücadele yapıyoruz ve altyapıları yapıyoruz. Önümüzdeki hafta büyük ihtimal yine Ardahan'dayım. Gideceğim. Orada Sayın Valimizle, Sayın Belediye Başkanımızla, diğer kurumlarla bu konuyu bir kez daha dile getirip şahsi paramla ben bunu Serhat Ardan Spor'a bu arsayı tahsis edeceğim. Temelini hep birlikte atıp tüm Ardahanların da bu konudaki vefakarlığını, cefakarlığını biliyorum. Öyle eminim ki biz 6 ay içerisinde tüm Ardanlar omuz omuza verip bu tesisimizi kuracağız. Sonra hedeflerimize peyderpey ulaşacağız. Onun için biz 18 Şubat Cumartesi Şişli Salon Figaro'da gecemizi yapacağız. Serhat Ardan Spor'un ilk gecesini orada başlatacağız. Şimdi otopark sorununa hemen değineyim çünkü birçok arkadaşım otopark var mı diyor. Orada 4 tane otopark var, 1000 araçlık otopark var ve hepimizin Ardanların buluşacağı merkezi bir nokta olduğu için orayı da birçok arkadaşlar, birçok dernekçi arkadaşlarımızla, kıymetli başkanlarımızla, yöneticilerle biz bunu istişare ettik. Orada karar kıldık. Bu bizim için çok kıymetli olur. Bu gecede başta sivil toplum örgüt başkanları, siyasilerimizi, belediye başkanlarımızı, belediye başkan yardımcılarımızı, kurumlardaki bütün herkesi, valimizi, kıymetli milletvekillerimizi ve iş insanlarımızı, halkımızı, tüm Ardanları oraya bekliyorum. Herkesle istirham ediyorum. Lütfen gelin Serhat Ardan Spor'a katkıda bulunun. Biz birlik olmasak Serhat Ardan Spor bir arpa boy yol almaz. Bunun için de mevki, makam demeksizin hiç kimsenin zaten böyle beklentisi yok. Böyle bir şeyin içine gireceğini düşünmüyorum. Herkes bu konuda elinden geleni yapsın ki Serhat Ardan Spor'u biz bir yere götürelim. Benim diyeceklerim bunlar. Peki efendim, yani Türkiye genelinde çok sayıda Ardan
dernekler, federasyonu, Ardahan dernekleri, ilçe dernekleri, belde ve köy dernekleri var. Destek alıyor musunuz? Şimdi bakın, Ardahan'da bugün Ardakum diye bir kurumumuz var. Yeni açıldı, faaliyeti tamamlandı mı tamamlanmadı bilmiyorum. Sayın Sami Atıcı çok da yakın bir arkadaşım, iyi bir dostum. İnanın bana bir gün daha Serhat Aydan Spor'la ilgili bir cümle sarf ettiğini hiçbir platformda ne duydum, ne şahsım, ne de kulübümüzde hiç kimse. Gelip gittiği de olmamıştır. Bilemem, nedenlerini bilmiyorum ama şunu da kendisine de söylemek isterim. Resmi statü kazanmamış. Yani resmi statü kazanmış, kazanmamış tabii o konudaki benim fikrim yok ama sonuçta ortada olan bir şey. Ama kulübümüze bir gün maddi manevi bir katkısı olmamıştır. Bunu da üzüntüyle söylüyorum. Bunu hedef göstererekten söylemek de istemiyorum. Dönelim bugün Ardafet, Arda'nın en büyük sivil toplum örgütüdür. Ardafet Sayın Orhan Çerkez bugün aramızda da görmek istedik. Özel işlerinden dolayı gelemedi. Yani yardımcı olur desem eksik olur çünkü birileri de gelir der ki madem ki yardımcı olmuşsa kardeşim çıkar biz görelim. Böyle bir şey yok. Bir tek şu anda Serhat Ardan Spor'a birkaç tane iş adamımız harici, bu da Sayın Valimizin teşvikiyle yapılmıştır. Onlara ben teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz de buna aracı olmuştur. Ve Sayın Belediye Başkanımızın Ardahan bütçesi biliyorsunuz kısıtlıdır belediyenin. Bütçenin şartları dahilinde Serhat Ardahan sonra Sayın Belediye Başkanımız Faruk Demir yardımcı oluyor. Başka bir iş insanımız Sayın Üzeyir Engin bizim sponsorluğumuzu yapmış. Maddi destekler yapmıştır. Yapmaya da devam ediyor. Ona benzer yine Aykut Başkanım yönetimde başkanlığı döneminde yaptıklarının haricinde yine bugün en son sattığımız formaları kendi döneminde parasıyla yaptığı formaları getirmiştir, kulübe bırakmıştır. Alın kardeşim bunları satın, kulübünüze katkı yapın. Maddi olarak da en son geçenlerde yine bir yardımda bulunmuş. Ben de ona teşekkür ediyorum yönetici arkadaşlarımız inşallah. Yani böyle bir şey yok. Bunlar üzücü tabii ki. Şimdi burada bir takım hesaplar dönüyor. Ben de bunu bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Ama üzüntüyle söylüyorum. Hiç kimse öyle konuştu gibi Serhat Ardan Spor'da ben görmedim. Gerçekten görmedim. Ama istiyorum ki hepsi bu gece gelsin. Serhat Ardan Spor hiç kimsenin dün olduğu gibi bugün de tek elinde olmadı. Olmayacak da. Serhat Ardan Spor 1 milyon Ardahanlı'nındır. Serhat Ardan Spor'da siyaset, din, dil, mezhep, meşref olmaz. Serhat Ardan Spor Kulübü 1 milyon Ardahanlı'ndır, hepimizindir. Onun için sahip çıkalım derim. Peki efendim, şimdi gecenin bir içeriğinden bahsedelim. Gaz mı vereceksiniz? Şimdi bakın, bugün size şöyle bir şey söyleyeyim. İstanbul gibi metropol bir şehirde, dünyanın mega kentinde en fazla dernek Ardahanlı'ndır. Artık bu gazdan biraz çıkalım. Yani bu İstiklal Marşı haline geleneksel şeyimiz olmuş bizim. Ana yemeğimiz artık. Yani daha değişik şeyler düşünüyoruz. İkincisi, başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'de 6250 tane hatır sayılır iş insanı var Ardahan. 6250 kişi Türkiye genelinde. İstanbul'da 1250 tane iş insanı var. Hatır sayılır yani. Ekonomiye sahip. Ben şunu istiyorum. Kaz, şimdi kaz diyeceğiz. Bizim Ardahanlar, Aykut Başkanım bilirsin yani bizde kas böyle şey olmuş, meşhur olmuş. Biz bunlardan çıkacağız. Bunlar dernekçilerin işidir. Serhat Ardan Spor dernek değil. Serhat Ardan Spor kulübün şeyi. Şimdi bir köyün derneği değil. Kas gecenin yapalım. Politikası nedir? Yani o gecenin politikası... Bir yeri yapacaksınız Ardahan'da diyorsunuz ya. Ardahan'da... Politikayı anlat yani. Ardahan'da biz Serhat Ardan Spor kulübüne tesis yapmamız için belediye, valiyle müracaatlarımızı yapmışız. Bize devlete ait olan yerler vardır. Bunlardan verin çünkü bunun parasını da ben şahsım ödeyeceğim. Kıymetli arkadaşımla birlikte. Biz bunu başlatacağız. Biz bu gecede ağırlıklı Ardahan'a böyle bir tesis kazandırmamız için akıl insanlarımızla, duayenlerimizle, basınımızla, medyamızla, iş insanlarımızla, sivil toplum örgütleriyle biz bu gecede bunu dile getireceğiz. Bunun için bir yol haritası çizeceğiz. Allah izin verirse ilk barda temeli atacağız. Bizim programlarımızdan bir tanesi bu. Başkan, bir de şimdi ikinci sezon geldi Ardahan Spor için, Serhat Ardahan Spor. Şimdi sporcular sizden alacağı var mı? Şu anda bir maddi sıkıntınız var mı? Bu aradaki kısa süreyi
nasıl çözeceksiniz? Onu da biraz bahseder misiniz? Şimdi yani? Futbolcu kulüpte alacaklı olur ama inanın bana şu anda bizim kulübümüz futbolcu da alacaklı. Bizim kulübümüzde bir ara bir çalkantılar döndü biliyorsunuz. Bizim yönetimimizin önünü kesmek için birilerine bir anda bir hofladılar. Arda'da da karşılığı olmaz. Bütün Arda'nın halkı kimin ne yaptığını, kimin o şehire ne kadar hizmet ettiğini inanın bana hepimizden çok iyi biliyor. Çünkü onlar Arda'nda yer. Dolayısıyla bizim kulübümüzün hatırı sayılır bir borcu yok. Futbolcu konusuna gelince, şimdi büyük takımın da futbolcuya borcu vardır, bir yerlere borcu vardır, bankaya. Ama Serhat Ardan Spor'un ne bir bankaya borcu var, Serhat Ardan Spor'un çok böyle hatırsız bir meblağ, belki sıkıntısı vardır. Ama çünkü bugün de var, yarın da olacak. Serhat Ardan Spor Kulübü 8-10 tane futbolcusuyla yolun ayırmasının nedeni, biz aslında ilk sekteyi şöyle yedik, bakın. Başarısızlığın en büyük nedeni bizim tesisimizin olmadığından dolayı bizim döneminde Tayfun Uzunkaya hocamızın belirlediği, kafasında hayal ettiği, kurduğu 30-32 kişilik ekipte 10 tane kafa futbolcusunun gitmesinin tek nedeni tesisin olmaması. Biz tesisin parasını verdiğimiz halde, kiralarını yatırdığımız halde tesisin sahibi arkadaşımız tesis yetiştiremedi yazında o zaman. O dönemlerde de festivalimizin biliyorsun yoğun olduğu bir dönem, otellerde, öğretmen evlerinde de yer olmadığı için biz 10 tane futbolcumuzu öyle kaybettik. Tesisimizin olmasından dolayı Tayfun Uzunkaya'nın zaten eli kolu orada kesildi. Başarılı olamadı. En son ben size, şehrime, kulübüme zarar vermeyeceğim diyerekten mektubunu, notunu bırakmış, istifasını kendisi istemiş. Tayfun Uzunkaya benim ya da yönetimdeki arkadaşlarım tarafından gönderilen bir hoca olmadı. Onun için bizim önceliğimiz tesis. Başkan, bir de size şöyle eleştiriler de var. Siz takımın başında durmuyorsunuz ve takımla fazla ilgilenmiyorsunuz diye öyle bir daha doğrusu açıklamalar da var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi bakın, takımın başında olmuyorsun diye bir şey söz konusu değil. Şimdi ben ilk sezon başladığında Almanya'daydım. Biliyorsunuz ben yer Alman vatandaşıyım. Ben orada ikamet ediyorum. Senenin 6 ay orada olmak zorundayım. O süreçte Almanya'da bir ay sekteye uğradık. Ama benim yönetim arkadaşlarım da Sayın Nilin Topçu, Sayın Murat Aşçı, Özkan Karakaya, Bezi Bozkurt, Fuat Avşar, Dilara Atalay, Altay. Bunlar hep gitmiştir. Zaman zaman gidemiyoruz. Ne yapıyoruz diyelim ki bu hafta Hilmi Başkan'dan ricada bulunuyoruz. Hilmi Başkan gidiyor. Öbür hafta belki bir başka arkadaşımız gidiyor. Zaten orada iki tane arkadaşımız var yine yönetimde. Yani görevlendirdiğin kişiler var. Onlar... Görevlendirdim demeyeceğim ben. Çünkü hepimiz aynı kulvardayız. Evet. Onların hepsi o kulübün başkanıdır. 1 milyon Ardanlı gibi. Böyle bir cümleyi ben sarf etmem. Benim bütün arkadaşlarım, yani orada boşluk olmaz. İki tane yöneticimiz zaten Ardan'dayken. Dolayısıyla biz burada İstanbul'dakiler de sırayla gidiyoruz. Yani her hafta gitme durumumuz manevi olarak zorlaşıyor. Çünkü işlerimiz var, güçlerimiz var, ticaretimiz var. Bakın şimdi gönül isterdi ki bugün Arda'nın içinde bir tane arkadaşımız Serhat Ardan Spor Başkanlık yapsaydı. Al işte Aykut Başkan da şimdi müteahhittir. Kendisi de müteahhittir. Yani bizim yaptığımız işi yapıyor. Her hafta gidebiliriz mi Sayın Başkanım? Mümkün değildir yani. Olmuyor. İlmi Başkanım da bu gibi iş insanıdır. 3-4 tane şeyini var. Her hafta gitmez. Yani her hafta mümkün değil yani. Gidemezsiniz. Çünkü İstanbul'dan Ardan'a gitmek kolay değildir. Bir de başkan, siz orada gözlemliyorsunuz. Serhat Ardan Spor'a az önce değindiniz de İstanbul'dan başkan gitmesi oradaki... Caiz değil aslında. Şunu diyeceğim. Siz Ardan, Serhat Ardan Spor'a vali ve belediye başkan katkısından bahsettiniz. Ardan'ın yerel yöneticileri, Ardan'da mevcut iş adamları, Serhat Ardan Spor'a bakışı nedir? Katkısı nedir? Serhat Ardan Spor, gözlemleriniz nelerdir? Serhat Ardan Spor orada yetim. Her konuda. Bakın uzağa gitmeyin. Buradaki derneklere bakın. Buradaki derneklere bakın. En büyük sivil toplum örgütü diyorum bak. Arda Fett. Neresinde oldu? Başkan yardımcısısınız Arda Fett'te. Neresinde oldu bak? Arda Fett'in en büyük emekçilerinden iki tane duyarımız var burada. Yöneticisi, ikiniz de başkan yardımcısınız. İkisi de başkan yardımcısı. Sayın Şemistan hocamız, Muhtesem hocamız,
İkisi de Arda Fet'te, Sayın Küpeli, Arda'nın hem de Arda Fet'e söz sahibi insanlar. Beni hedef tahtasına koyuyorsunuz. Sayın Erkan Bey, beni hedef tahtasına koymanıza gerek yok. Size bugün Arda'nın İstanbul'daki Duyan gazetecilerinden birisiniz. Bu konuları benden daha iyi biliyorsunuz. Yani hedef tahtası değil mi? Arda'nın Arda Dernekler Federasyonu'nda yöneticilerimiz var burada. Siz tane yönetici. 3 yönetici. Ben ona istisnaen söylüyorum. Ben geçenlerde böyle bir açıklama yaptım. Yine Sayın Küpeli'nin bilgisi de vardı bu konuda. Bir tane başkanımız orada yazmış. Efendim biz artı parayı eğitime, ya tamam eğitime ver. Ben ona karşı değilim ki. Ama ben şunu derdim ya, atıyorum. Biz de bu sene, geçen sene eğitime yine verdik. Her sene eğitim adı altında para toplanıyor Arda'nın zaten. Hani birilerinin yaptığı yardımları, Arda'nın halkı zannediyor ki bu kitaplar, defterler, dernekler tarafından gidiyor. Kızılay'da gelenler, orada gelenler, iş insanlarından gelenler vesaire vesaire. Yani eğer konuyu çok açarsan ben konuşacak çok şeyim yok. Oralara girmeyeyim ben. Diyebilirdi ya arkadaşım. Hadi biz bu sene %20'sini yine eğitime ayıralım. %80'ini Serhat Arda'nın spor. Bakın siz eğitimde katkınız 3 kişiye olur, 5 kişiye olur, yarım köye olur. Bir köye tamamıyla yapamıyorum. Serhat Arda'nın spor 1 milyon Arda'nın. 1 milyon Arda'nın halkı Serhat Arda'nın spor kulübü sahibi. Başkanıdır, bekçisidir, topçusudur. Teşekkür ederim başkanım. Elim nasıl? Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bitiriyorum başkanım. Ekleyeceğim şey şu. Ben de 1 milyonlu Arda'nlı gibi o coğrafyanın bir evladı olarak burada dindarlık, kindarlık olmaz. Biz Arda'na hizmet edelim. Biz o coğrafyaya çok borcumuz var. Bakın bugün burada, o coğrafyada yetişip buralarda iş insanı olmuşuz, sanatçı olmuşuz, bürokrasi olmuşuz, gazeteci olmuşuz, sivil toplum örgütlerini yönetiyoruz. Biz bu coğrafyadan gelmişiz. Hepimizin bu coğrafyaya borcu var. Hepimiz, herkes. Teşekkür ederim. Ardahan'ın dışına çıkan her Ardahanlı'nın o coğrafyaya borcu var. Gelin hep birlikte. Kardeşçe, omuz omuza verelim. Serhat Arda'nın şehrine, spor kulübüne, eğitimine, nerede ne boşluk varsa hep beraber, yan kazan beraber kalalım. Teşekkür ediyorum başkanım.